Mekanı ayarladım. Tezgah için mekan hazır. Ekran, bağlantılar, arka oda, vezne, yiyecek içeceğe kadar ayarladım abi. Çekirdek kaldırdım ya bol tuzlu. Çekirdeği boş ver Tuncer ya. Kablolamayı doğru yaptın mı? Görünmeyecek şekilde arkasından geçirdin değil mi? HDMI'ne taktım Bahadır. Oldu mu? He? Oldu mu? Bir sus ya! Tamam lan. Güzel mekan yapmışsın. Legal ganyanların çok üzerinde kazandırmayı vaat edeceğiz. Yani şunu söyleyebiliriz ki 1 milyona ulaşmamıza 170 bin kadar 30'da masraftı. 200 bin be. Hadi şu babanı kurtaralım artık kız. İnşallah. Tamam, o zaman şu adamımızı tanıyalım kısmına geçelim abi. Haldun Kunt. Askıdak tavukçuluğun sahibi. Yedioğlu tavukları organik diye çakıyor piyasaya. Tavuk daha piliçken genetiği değiştirilmiş soyayla besliyor. Sonra sağlıklı kalsın diye antibiyotiği çakıyor, insanlara yediriyor. Yani hem hayvanlara zulmediyor hem de insanları kansere ve ölüme sürüklüyor. Bu herifin en büyük zaafı at yarışı. Nerede bir tüyo var? Hemen onun peşinde milyon dolarlık adama. Bir kulübün yönetimine mi girmeye çalışıyormuş ne? O yüzden itibarı zedelenmesin diye kumarı yer altında oynuyor. Bizim de abi demek ki işimiz bu adama bir şekilde tüyoyu ulaştırmak. Doğru muyum? Adama ulaşmak çok zor abi. Özel hayatı gizli. Basından kaçtığı için iz bırakmıyor paşa. Abi şirketine tezgah yapsak? Ay bir paravan şirket var ama nerede? Baho senle var mı bir şey oğlum? Abi asistanının mailini göçerttim. Yani adamın bir yere gittiği yok burada. Yani yerel tavuk üreticileriyle bir toplantısı olacakmış. Ama nerede, ne zaman, kimi bekliyor? Yok mu isim falan oğlum söylesene. Ya Ferdi ben burada şifreyi kırıyorum. Sen niye benim güvenimi kırıyorsun ki ya? Yavaş yavaş ilerletiyorum işte burada. Tamam oğlum, tamam. Hadi Bahocuğum, hadi Bahocuğum. Tamam abi. Şimdi bakıyorum. Denizli'deki lokal üreticilerden 2 tanesi geliyor buraya. Fabrikaya çağırmış direkt Haldun. Ama çok vaktimiz yok gibi görünüyor yani. Tamam, o zaman siz ikiniz adamların yolunu kesiyorsunuz. Siz de Denizli orası oluyorsunuz. E gidelim ama benim kardeşim de gari adamların yerlerine geçiverim gari. Şive komedisi yapma ya. İşimizi yapıyoruz gari. Derya sen de mekana gidiyorsun. Ortalığı bir çek, böyle bir düzenle. Kasa sende. E kuzen gidelim gari. Hadi gari. Tuncer. Gari gari. Hani altınları verecektin şunu herife? Abi şimdi ben bu ganyan mekanını bulmak için çok şey yaptım, zaman harcadım abi. Bugün halledeceğim, vereceğim ben de o iş, merak etme. Halledeceğim de bir şey yok gari. Yapacaksan yapacaksın gari. Sus! Hayır, havaya girmiş, kendini zengin zannediyor tipini. Biliyorum Kandemir abi, bugün halledeceğim. Tuncer sen de git işini halledeme gari. Sus lan! Efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl yardımcı olabilirsin? Asıl ben sana nasıl yardımcı olabilirim acaba? Yani senin sonuçta aldığın maaş bellidir, öyle değil mi? Ya bak ben kendim buraya deniz taksiyle geldim. Gelirken de böyle apilimi aldım, denize fırlattım ya. Ne tarz bir şeye bakmıştık? Ne tarz benim? Ne tarz böyle Cem Yılmaz tarzı bir şeyler var mı sizde? Böyle millet bakınca desin ki aha da bu zengin yani. He? Öyle bir şey istiyorum ben. Benim biraz da acelem var da yani daha gidip saç ektirteceğim. Kobeğimden yağ aldırtacağım. Hayatici'ye 10 bin bakımı yaptırtacağım. Gidip Cemile'yi boşayacağım falan, biraz acelem var yani. Peki. Ya gitmek bilmem. Bak bu hafta hiç kendi kendime konuşacağım almıştım. Evet. Kandemir. Kandemir. Ne oldu altınları bana verdin ya Kandemir? Artık çok zenginim ben ya. Kendime İnstoş hesabı açacağım. He? İnstoş hesabı da beni zengin gösterebilir ya. Gerçekti. Acaba böyle bir kulu böyle, bir kulu böyle şeyler mi yaptım? Ya ben bu Kandemir'i de azaltarak bıraksam iyi olacak. Ben bunu çok arttırdım. Merdiven çıkarken falan artık böyle kesiliyorum. Akupunktur yöntemiyle ben Kandemir'e de son vereceğim. Çünkü beni de artık stres yapıyor yani. Buyurun şöyle geçelim. Öyle geçelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe.
İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?